أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا خلصنا وإجرنا ونجنا من النار وعرفنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار. يا مجير فضلك يا غفار، وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه بعدد حسنات محمد. بسم الله، حسبي الله لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا غفور، يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا سعد النفسي ولطلبة رسائل نور نوري ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغلينا بها عن رحمة من سواك من حرك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وأن لا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلق، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك التي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكتكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية في الخير والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
29. söz, 2. maksat, 4. esas, ince remizli bir mesele. Şimdiye kadarkiler de zaten epey inceydi, bu daha ince. Ama remzi ince. Remizli bir mesele olan mı? İnce remizli bir mesele. Birinci meselenin ince remizli bir mesele. Nasıl ki su kendi zararına olarak incimat eder. Önce ben de şöyle okuyup dinleyeceğim bakayım ne diyor. Nasıl ki su kendi zararına olarak incimat eder. Buz, buzun zararına temeyyü eder. Mayileşir, sıvılaşır. Lüp, kışkırtının zararına kuvvetleşir. Lüp, öz. Kışır, kabuk. Lüp, kışkırtının zararına kuvvetleşir. Şimdi, temsiller veriyor ki, alem-i şehadetten temsiller veriyor. Şöyle bir şeyler oluyor burada, bakın. Yaratıcının bu şekilde yaratmasındaki hikmetle bize, aklımıza takrib edip bir şey anlatacak. Lafız mana zararına kalınlaşır. Ruh ceset hesabına zayıflaşır. Ceset ruh hesabına inceleşir. Ceset ruh hesabına inceleşir. Bu cümleden alınacak bende masakülçe yok burada. Ceset ruh hesabına inceleşir. Öyle de alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Hayat makinesinin işlemesiyle şu dünya, alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına, ahiret gerçekleşmesi için, onun ahiretin gerçekleşmesi için şu dünya, hayat makinesinin işlemesiyle ahiret hesabına, ahiretin gerçekleşmesi için değil de, sanki ahiretin gerçekleşmesi için çok yazmalı kafalarla ahirette meyve vermek üzere sanki. Ahiretin lehine olmak üzere. Hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Hayat makinesinin işlemesiyle kalın, kaba, çok daha az esmanın özelliklerini yansıtma kabiliyetinde olma halinden hayat. Bakıyorsunuz
bakıyorum ben şöyle anlıyorum onu. Toprakta solucan olmuyor. Toprak diyorum, hayvan olmuyor. Çok garip. Bahane yani. Solucanı kuş yiyor. Kuş o kadar natif bir şekilde ötüyor. Civciv civ etrafta dolanıyor da kuşların olduğu yerde insana daha çok olmak istiyor. Ne? Onların kuşların ötüşleri, hareketleri insana öyle latif, öyle leziz bir hal kazandırıyor ki insan memnun oluyor. Mesut oluyor. Yaratıcıdan daha çok memnun oluyor. Ona daha çok şükrediyor. Ahiret hesabına çalışıyor. Ne kadar yaratıcıdan memnun olsan, ne kadar ona müteşekkir olsan, insaniyete o kadar çok yakışıyor, insaniyet o kadar çok latifleşiyor, cennete daha çok layık oluyor. Cennetin yaratılmasına vesile oluyor. Cennette malzeme getirir. Çok şükredene Rabbimiz daha çok verecektir. Toprakta solucanların ne işi var deme, cennetin yaratılışına bahane olur. Solucanlar toprakta dolaşıyorlar, toprağı havalandırıyorlar. Doğru. Doğru. Delikler açıyorlar. Doğru. Da daha çok bitki yetişiyor. Mahsuller daha fazla alınıyor. İnsanlar daha çok memnun oluyorlar. Nimet-i ilahiyeye mazhar olmaktan daha çok şükrediyorlar. Şükretme imkanlar oluyor. Hayat makinesinin işlemesiyle alemi kesif olan dünya şeffaflaşır, latifleşir. Kudret-i fatıra gayet hayret verici bir faaliyetle kesif, camit, sönmüş, ölmüş eczalarda nuru hayatı serpmesi, nuru hayatı serpmesi şu veya bu şekilde hayat sahibi olan canlıları yaratması bir remzi kudrettir ki o yaratıcı kudretin bir işaretidir ki, remzidir ki, işaretidir ki alem-i latif hesabına şu alem-i kesifi nuru hayatla eritiyor. Hayattan geçiriyor. O alem-i kesifin kesafetliğini kaldırıyor, eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatını kuvvetleştiriyor. Kesif. İlk bakışta kesif madde toprak taş niye yarar gibi geliyor. Ama onu daha latif mesela konuşan insan haline getiriyor. Hayat makinesini çalıştırır. Anlayan insan, iman eden insan, sevinen insan haline getiriyor. Şükreden, en güzeli şükreden insan haline getiriyor. Hayat makinesi hayat ile çalıştırarak latifleştiriyor. Lafız, mana zararına kalınlaşır. Şimdi zararına, hesabına değil. Lüp, öz, kışrın zararına kuvvetleşir. Yani, lüp kuvvetlendikçe, kışır ne yapıyor? Zarar ediyor. Yani, kabuk zayıflıyor. Çürümeye yüz tutuyor. Yaratılıştaki hakim olan hikmet bu.
nesrin zararına kuvvetleşir. Nasıl toprağa çok kalın kırmasında bile zorlandığımız bir çekirdeği toprağa attığımızda aklıma badem çekirdeği geliyor. İçerisindeki lüt, özü, hayat ile hayat düğümünü çözmeye başladığında Rabbimiz bakıyorsun kabuk çürümeye üstüyor. Yani hikmetli yaratılıyor. Kabuk kabuğa baktığında gittikçe zayıflıyor, çürüyor. Kabuğun çürümesi bize ne getiriyor Sinan? He? Şey. Lüp. Öz. Kuvvetleşiyor demek. Öz kuvvetleşiyor. Hayat fışkıracak. Mahlukat daha latif bir hale olacak. Kesafetten kurtulacak. Manası kuvvetlenecek, yaratılış maksadı daha bariz bir şekilde gerçekleşecek. Onun için eğer kabuk çürümeyi istiyorsa, lüp kuvvetleşiyor, manası kuvvetleşiyor, daha latif bir yaratık mahlukat ile daha çok yaratışının, yaratıcısının özelliklerini gösteren, tanıtan, böylece de yaratılış maksadını gerçekleştiren, zişuurlar için yaratıcıyı daha iyi tanıma imkanı veren bir hılkat gerçekleşiyor, bir yaratma gerçekleşiyor demektir. Şimdi işi nereye götürecek iyi dikkat edin. Lafız mana zararına kalınlaşır. Eğer hesabına dersek, tersini söyleyeceğiz. Lafız mana hesabına inceleşir. Mana kuvvetlendikçe lafız incelmeye başlıyor. Daha çok manayı gösterecek şekle getirir. Daha latif hale geliyor. En kaba söz manası en zayıf olan söz. Artık sözün içinde kaybolursun, manayı hiç görmezsen işte tam buradaki anlatılanın tersi. Veya öyle bir söz kullanırsın, içinde pek de manası yok, gürültü olur. Latif olmaz. Söyleyenin maksadını göstermez, anlatmaz. Ama çok latif düşünen, çok geniş manaları içeren bir şair tutar bir beyit söyler, milyarlarca insan o beyti asırlar boyunca tekrar eder. Çünkü latif lafız mana ile öyle yüklendi ki artık herkes manası için onu kullanır hale geldi. Manasından dolayı lafzı ağzına alıyor. Manayı taşıdığı için. Lafzın kendisinin değeri olduğundan değil, manasının değerinden. Bu bize evet, hakikat ne kadar zayıfsa da ölmez. Suret gibi mahvolmaz. Belki taşahhuslarda, suretlerde seyri sefer eder hakikat. Hakikat büyür, inkişaf eder, gittikçe genişlenir. Kışır ve suret ise eskileşir. Sanki çekirdek güzel bir örnektir. Kabuğu var, protein kısmı var. İçerisinde Allah, yaratıcımız, hayat okudası olacak bir nokta yaratmış. Kışır ve suret ise eskileşir, inceleşir, parçalanır.
sabit ve büyümüş hakikatin kâhmetine yakışmak için o sabit ve büyümüş hakikatin kâhmetine yakışmak için daha güzel olarak tazeleşir. Şimdi anladım. Sanki çekirdek içerisindeki hayat oktesi canlanmaya başladığında o proteini kullanmaya başlıyor, eritiyor. Protein erimeye başladıkça kabuk gittikçe zayıflıyor, eskiyor, çürüyor, parçalanıyor. Onun yerine hayat yepyeni bir filiz olarak çıkıyor. Biz kabuk parçalandı, çekirdek çürümeye, çekirdek gidiyor, mahvoluyor derken yepyeni bir hayat geliyor. Sabit ve büyümüş hakikatin kâhmetine yakışmak için daha güzel olarak tazeleniyor. Sen çekirdeğin kabuğunu kaybettin, çürüdü diye üzülürken yepyeni bir hayat çıkıyor. Neye benziyor? İnsan öldü diyoruz. Cesedi çürüdü diyor. Aynen olabilir. Hakikat büyüyor, tazeleniyor. Kendi kâhmetine yakışmak üzere kabuğunu eskitiyor, inceleştiriyor, parçalıyor. Peki, ya dünkü dersimizde ne okumuştuk? Büyük bir kainat, büyük bir insan olan şu kainat. Demek ki bu kainat da tazelenip, yenilenip, kâhmetine yakışacak hale gelmesi için kabuğunu parçalayacak, eskitecek, çürütecek, parçalayacak, parçalama filan. Yaratılışın her düzeyinde, her derecesinde bu hakikat kendini gösteriyor. Yaratılışın maksadı hayat. Nasıl en basit, en kaba, en kesif cisimden nasıl latif bir şekilde aşama aşama çıkartılıp kainat tüm yaratıcısının maksadına en uygun hale geliyor. Getiriliyordu toprak. Solucan, solucan, kuş, kuş insanın zevkini tahrik ediyor. Şükredecek yüzüne güldürüyor. Memnun olacak hale getiriyor, geliyor. Memnun olacak bir hal getiriyor. Çocuklar sevinçten ölür kuşlar gördü. Sevinçten nasıl bu? Hayat nasıl canlanıyor? Memnuniyet. Rabbinden memnuniyetin sonucu cennet. Saadeti ebediyye. Solucan saadeti ebediyyenin açılmasında bir bahane oluyor. Ama solucan toprağı yiyor. Toprak toprak olmaktan çıktı diyorsun ama demek ki toprak hayat hesabına, solucan hesabına zayıflıyor, parçalanıyor, eriyor. Cennet hesabına bu dünya, bu kainat, saadet-i ebediyye hesabına bu kainat zayıflayacak, eskiyecek, parçalanacak. Yaratılışta hep böyle bir sistem var. Hep. Saadet-i ebediyeye gidecek. Cennet yaratılacak. Bu dünya parçalanacak. Korkma. Parçalandı, dünyamız yıkıldı, sarsıldı, dağlar Allah bambu gibi atıldı diye feryat etme. Küçücük dağlar olan solucana göre veya diğer toprak içinde yaşayan canlı maddelere göre, mahlukata göre orada onlar eriyor ama onların yerine canlı cennetin yaratılmasına vesile olacak bir işlem başlıyor. Nasıl? Ham madde fabrikaya verilir ya, sen ham madde bakarsın kömür
atılıp yana yana esip kömürler gitti diyorsun, mahvol. Ama onun yerine kömürlerin yerine kömür yanıyor, enerji ısı oluyor, ışık oluyor, neyse ısı oluyor. Isıdan başka bir kimyevi reaksiyon. Ondan bakıyorsunuz o kömürün değerinden milyon kat daha değerli malzemeler çıkılıyor, yapılıyor. Bu kainatın, bu kainat da bir kömür gibi, bir ham madde gibi kullanılıp cennet yaratılacak. İnşallah. İnsanda yaşandıkça insan hakikati olan az da farkı daha çok ortaya çıkıyor. Onun cennete layıkı, cennete gitmesine vesile olacak hali, yani Rabbini tanıma hesabına, Rabbini tanımak maksadına yardımcı olmak üzere insanın cesedi eriyor, eskiyor. Onu diyorsun. Ve parçalanacak. Ta ki filiz versin. Cennet filizi versin. Yeni. Daha anlamlı filiz versin. Ziyade ve noksan noktasında hakikat ile suret makusen mütenasip. Hakikat ve suret ters orantılıdır. Şurada bir şey söyledi ya. Ceset, ruh ceset hesabına zayıflaşır. Ceset ruh hesabına inceleşir. Ceset ruh hesabına inceleşir dedi ya. Ruh fonksiyonlarını artırdıkça, kendini hakim kıldıkça mananın kuvvetlenmesine karşı lafzın zayıflaması gibi. Mana ne kadar kuvvetliyse artık lafız değerini kaybediyor. Yani lafza hiç bakmıyorsun artık. Manaya bakıyorsun hep. Çünkü sırf manada olmaya başlıyor ya. Cesette ruh hesabına inceleşiyor. Ruh letafetini kazandıkça, ruh Rabbine itaat ettikçe, Rabbini tanımada vesile olarak kullanıldıkça, ceset inceleşmeye başlıyor. Kainatta Rabbini en iyi şekilde, daha iyi, daha bariz bir şekilde Rabbini gösterme özelliğini kazandıkça ruh kuvvetleniyor. Ruhu manası kuvvetleniyor. Cesedi zayıflıyor, eskiyor, parçalanıyor. Daha güzel olarak tazeleniyor. Evet, bunlar ters orantılıdır. Ne? Ziyade ve hakikat ve suret. Çok suret kuvvetlendikçe hakikat zayıflanıyor. Hakikat kuvvetlendikçe suret zayıflıyor. Kainatta hakim olan yaratılış kanunu bu. Tamam? Hakikat kuvvetlendikçe suret zayıflıyor, eskiyor, parçalanıyor. Yani suret kalınlaştıkça hakikat inceleşir. Suret inceleştikçe hakikat o nispetle kuvvet bulur. İşte şu kanun kanun-u tekamüle dahil olan bütün eşyaya şamildir. Kanun-u tekamüle dahil olan bütün eşya, kainatın, mahlukatın hepsiydi. Demek burada, şimdi bu anladın mı? Bütün eşya, yani şu kainatta bu her aşamada var. Her, yani
en latif partikülden en büyük galaksilere varıncaya kadar şu kanun hakim, yaratılışta hakim olan bir prensip. Demek herhalde bir zaman gelecek ki kainat ve tam ince remizli bir meselenin özü burası. Ve iyi yakalayalım. Yani ruhumuza işleteceğiz bunu. Şu kainatta eskime, çürüme gördüğümüz yerde parçalanma, gördüğümüz yerde hakikatin kuvvetlendiğine dikkat edeceğiz. Yani bakıyorsunuz yeryüzünde şöyle hafif bir sallanmayla bazı bizim cismani maddi şeylerimiz değil, eşya, vücut eskimeye, parçalanmaya, pörsümeye, yıkılmaya başladığında hakikat nasıl tezahür ediyor? Ne oluyor hakikat? Nasıl tezahür ediyor? İnsanlar, ya Rab, sana muhtaçız. Biz seni unutmuştuk gaflet kalınlığında. Kalın gafletin kalın perdesi altında ölüp gidiyorduk diye itiraf etmeye başlıyor. Ruh kalınlaşıyor, mana kalınlaşıyor. Hakikat kendini çok daha bariz bir şekilde gösteriyor. Yaşlandıkça, insanların eli ayağı tutmadıkça hakikat daha çok bariz ortaya çıkıyor. İnsan iradesiyle ya kabul eder ya etmez. Evet. Evet, canlananım bakalım. Burayı okuyamıyorum. Çok kuvvetli bir yer. Bismillah. Demek şu kanunu tekamüle dahil olan bütün eşyaya şamildir. Kanunu tekamüle dahil olmayan eşya var mı? Yok. Her yerde var. Yaratılışta bu kanun hakimdir. Demek herhalde bir zaman gelecek ki kainat hakikati uzmasının, büyük hakikatinin kışır ve sureti olan alemi şehadet, kainat hakikati uzmasının büyük hakikatinin, kainat çok büyük bir hakikat, Rabbi mesajını bize getiriyor. Rabbi bütün yönleriyle Halık'ı, yaratıcıyı, bütün o alemi gaybı, bütün yönleriyle bize taşıyor. Onun en büyük hakikati o. Kainat hakikati uzmasının kışır ve sureti olan alemi şehadet. Yani şimdiye kadar söylediği ifadeleri kullanırsak kesif olan, kabuk olan, lafız olan, içerisinde mana var, içerisinde hayat var. Çekirdeğin kabuğu gibi olan şu alemi şehadet, içerisinde ne var? Alemi gayb. Fatır-ı Zülcelal'in izniyle kainatı şu kanunla, deminden beri anlatılan kanunla yaratan zatın izniyle parçalanacak. Bak parçalanmalar sevimli oldu şimdi, fark ettiniz mi? Parçalanmazsa düşün, çekirdeğin kabuğu çürümedi. Filiz çıkar mı? İnsan eskimedi. Ceset çürümedi. Ruh hakikatini gösterir. Şu alem-i şehadet Fatır-ı Zülcelal'in izniyle parçalanacak. Sonra daha güzel bir surette tazelenecektir. Çünkü bu kanun kanunu tekamüle dahil bütün eşyada cari kainatı. Her yerinde bu kanun var demek. Demek ki bu kanun ile şu kainatı yaratan çok daha güzel taze filiz vermek üzere şu kainatın kabuğunu çürütecek. İnsanın cesedini çürütüp manasını kuvvetlendirecek.
Fatır-ı Zülcelal'in izniyle şu alemi şehadet parçalanacak, sonra daha güzel bir surette tazelenecektir. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ Sırrı tahakkuk edecektir. Şimdiye kadar söylediğimiz, verilen örneklere göre şu çekirdek bir gün gelecek bambaşka bir şekil alacaktır. Yepyeni bir ağaç olacaktır. Değil mi? يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ Şu dünya alem-i şehadet parçalanacak, yepyeni filizle taptaze bir alem yaratılacaktır. Şu kabuk parçalanacak, içinden filiz çıkacaktır. Şu lafızlar incelecekler, lafız artık gürültü olmaktan çıkacak, tamamen mana ifade eden, serafa mana olan cümleler haline gelecek. Dünyayı dünyanın gayrına değiştirdiğimiz, bambaşka bir dünya haline getirdiğimiz zaman kıyamet. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ Sırrı tahakkuk edecektir. Elhasıl dünyanın mevti mümkün. Hem hiç şüphe getirmez ki mümkündür. Dünya ölecek. Çünkü yaratılışta öyle bir kanun var ki o kanun mananın lehine hesabına, lafzı lübbün hesabına, kışrı ruhun hesabına cesedi inceleştiriyor, eskitiyor, parçalıyor. Her yerde bu var. Dünyanın mevti mümkündür. Olması lazım. Yaratılmışta varlık aleminde bu her yerde hakim bir kanun. Korkma. Zelzele oldu diye korkma. Mevt gelip yaklaştığında vücut nasıl titriyor korkma. Filiz ver. Kabuk yarılmadan filiz çıkmıyor. Kanun, yaratılışın kanunu bu. Dünyanın mevti mümkün. Anlat, akıl, ruh, insaniyetimiz evet. Mümkün diyor. İkinci mesele, mevti dünyanın vuku bulması. Dört basamakta anlatacak ya, sonu dün okumuştum. Şimdi mümkün mü? Vuku bulacak mı? Vuku bulmasıdır. Şu meseleye delil bütün ediyan-ı semaviyenin icmağıdır. Anladık, bütün semavi dinler kıyamet kopacaktır. Ve bütün fıtrat-ı selimenin şehadetidir. Ve şu kainatın bütün tahavvülat ve tebettülat ve tegayyuratının işaretidir. Her şey tebettül ediyor, tegayyur ediyor, tahavvül ediyor. Her şey değişiyor. Bir halden bir hale, bir halden bir hale geliyor. Gençleşiyor, yenileniyor. Her şey devamlı değişip bir istihale makinesi çalışıyor. Ve fabrika gibi. Ham maddeyi alıyor, başka mamul maddeler daha anlamlı, daha faydalı, maksada daha uygun hale getiriyor. Demir bir işe yaramaz. İlk bakışta. Ama demirde öyle makineler yapılıyor, insanlar onlarla çok faydalanıyor. Demir olarak hiçbir işe yaramaz. Malzeme olarak kullanılınca yarar.
kainat da madde olarak hiçbir işe yaramaz. Malzeme olarak kullanılırsa mana bir işe yarar. Kelimeler kelime olarak hiçbir işe yaramaz. Manayı taşımak üzere cümle haline getirilirse bir işe yarar. Harfler. Ne yapacaksın? Tek başına bir harf hiçbir şey ifade etmez. Ama kelime yazmak için cümle cümleyi manayı taşımak üzere görevlendirilirse o zaman vazifesini yapmış olur. Gerçek vazifesi o zaman. Gerçek. Ne? Ruhunun hislerinin kendisine verilen aletlerin kullanıldığı zaman ceset ne işe yarar diyecek. İnsan değil de ceset ne işe yarar? Ruhu taşır. Ruhun maksatlarına ulaştıracak bir vasıta olursa o zaman ceset bir işe yarar. Ruhu taşır. Ruhun vazifesini ifa etmekte bir araç olursa bir işe yarar. Yoksa ne yapacak? Ceset. Ceset. Cesede o kadar çok düşkünüz ki varlığımızı cesetten ibaret zannediyoruz. Bütün fıtrat-ı selimenin şehadetidir ve şu kainatın bütün tahavvülat, tebettülat ve tagayyuratının işaretidir. Şu dünyanın öleceğinin gerçeği. Hem asırlar, seneler adedince zihayat dünyaların ve seyyar alemlerin şu dünya misafirhanesinde mevkleriyle ölüyorlar. Asırlar geçiyorsunuz, bir bakıyorsunuz, bir asır geçiyor. Bütün insanlar ölmüş, çok hayvanlar ölmüş. 3-5 asır geçiyor, bütün ağaçlar ölmüş. Onun yerine yeni ağaçlar gelmiş. Şimdi asırlar, seneler adedince zihayat dünyaların ve seyyar alemlerin şu dünya misafirhanesinde mevkleriyle, ölümleriyle seyyar alemler, canlılar, bitkiler, hayvanlar, seyyar alemler. Seyyar alemlerin şu dünya misafirhanesinde hepsi değişiyor ya, gelen gidiyor, gelen gidiyor. Demek ki burası bu dünya alemi şehadet bir misafirhane. Bu dünyaya gelip ölmeleriyle asıl dünyanın da onlar gibi ölmesine şehadetleridir. Bu dünya da ölecek. Şu dünyanın sekeratını nasıl öleceğini, ölüm anını ayet-i Kur'aniyenin işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen bak ayet-i Kur'aniye, Kur'an ayetleri onu nasıl sana tasvir ediyorlar. Şu kainatın eczaları dakik, ulvi bir nizamla birbirine bağlanmış. Şu kainatın eczaları, cüzleri dakik, ulvi bir nizamla birbirine bağlanmış. Hepsi birbiriyle ilgili ama öyle dakik, ulvi bir nizam. Arada ip yok, zincir yok ama hepsi birbirine bağlı. Birbirini çekiyor, birbiriyle halde. Birlikte hareket ediyorlar. Bak, şu kainatın eczaları dakik ulvi bir nizamla birbirine bağlanmış. Hafi, gizli, nazik, latif bir rabıta ile tutunmuş. Hiç böyle. Hani çekim kuvveti bilmem ne falan diyoruz. Birbirine tutunmuşlar. Ama öyle latif bir rabıta ile birbirine tutunmuş. Ve o derece bir intizam içindedir ki, öyle bir intizam içindedir ki her bir parça diğer bütün parçalarla bağlı. Ama
Arada cismani hiçbir şey yok. Öyle bir intizam içindedir ki eğer ecram-ı ulviyeden tek bir cirim ecram-ı ulviyeden nedir? Semavi cirimlerden, kitlelerden bir tanesi kün emrine o, şöyle o emrine veya mihverinden çık. Öyle çok muazzam birbirini çok ilgilendiren, birbiriyle çok bağlantılı olan ilişki içerisindeydiler ya. İntizam ilişkisi içerisindeydi. Bir tanesi mihverinden çık, yörüngenden çık. Yani sistem, birbirini destekleyen o sistemden bir tanesi çıksa, sistemin dışına çıksa, mihverinden çık hitabına mazhar olunca irade-i ilahiye, şu kainatı bu şekilde yaratan iradesi, sen şuradan bir çık bakayım dese, şu dünya sekerata başlar. Hani Allah korusun, araba yolda giderken parçanın bir tanesi kırılsa, motorda bir parça, ne yapar? Bütün arabanın hepsi, mesela eksen, tekerin biri patlasa veya o arabanın akslarından bir tanesi çarpmasa, kırılsa ne yapar araba? Tak bakalım. Ya öbür tarafta sağlam ama. Hepsi birbirine bağlı. Bir tanesi birbirinden çıksa yeter. Değil mi? Allah muhafaza et. Yani dünyadaki kaza anlamında muhafaza et. Kıyamet için değil. Güneş sisteminde de mesela bazı gezegenleri daha görmedikleri vardı. Mesela şu kadar gezegen olması lazım gelir diye mesela hesaplar yapıyorlar. Onu aramaya başlıyor mesela. Demek ki onlardan bir tanesi olmasa o denge tamamen... Evet, denge olmayacak diye hesap ediyorlar. Yani bak, onlardan bir tanesi çıksa, yörüngesinden çıksa, şu dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak, koca kitleler dalga dalga birbirine girecek ve nihayetsiz fezai alemde o galaksilerin salkımlarının, milyarlarca galaksinin iç içe dolduğu o nihayetsiz şu alem-i şehadette, fezai alemde milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük topların müthiş sadaları gibi vahveylaya başlar. Kainat sekeratı tuttu. Ömer düşünebiliyor musun? Bu tahayyül edebiliyor musun? Allah Allah. Vahveylalar başlar, vahveylaya başlar. Birbirine çarpışacak. Kıvılcımlar saçacak. Ama nasıl kıvılcım? Nasıl kıvılcım? Galaksiler çarpışıyor. Düşünün. Milyarlarca yıldızlar. Her bir yıldız güneşten daha büyük. Milyarlarcası çarptı. Mihverinden çıktı. Bir tane. Birbirine çarpacak. Bağveylerler başlar. Kıvılcımlar saçarak. Dağlar uçarak. Denizler yanarak yeryüzü düzlenecek. Alem-i şehadet düzlenecek. İşte şu mevt ve sekeratla kadir-i ezeli kainatı çalkalar, kainatı tasfiye edip temizleyip, hani çekirdek, koca çekirdek ne yapıyordu kabuğu? Kabuğu çürümeye başlıyor. O sırf protein olan kısmı erimeye başlıyor. Değil mi? Tasaffi oluyor. Hepsi yepyeni yaratılacak olan, yaratılıyor olan filizin malzemesi olarak kullanılıyor. Kadir-i ezeli kainatı çalkalar, kainatı tasfiye edip cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennetin, cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa,
cennet ve cennetin mevadı münasebetleri başka tarafa çekilir. Tasfiye oluyor. Pislikler bir tarafa, molozlar bir tarafa, elmaslar bir tarafa ayrılıyor. Yanıyor. Karbonu yaktığın zaman ne olur? Bir taraftan kömür. Moloz derler ona. Nereye atacağını şaşırırsın. Hiçbir işe yaramaz. Ama içinden özü alındı onun. Ya, cennet ve cennetin mevaatlı münasebetleri başka tarafa çekilir. Ahiret alemi tezahür eder. Maşallah. Tefekkürü gördük şimdi. Biz dünyaya böyle baktık mı şu kainatın bir nasıl çalkalandığını, ayeti tefsir ediyor aslında. Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ Şu arzı bir tasfiyeye tabi tutup bambaşka yepyeni bir arz olarak değiştirdiğimiz gün tebdile, tahayyüre, tahavvüle tabi kıldığımız gün o denizler parçalanacak var ya, dağlar parçalanacak, denizler yanacak. Çok kötü mü olur? Çok iyi olacak. Alemi ahiret yaratılacak. Maşallah. Ya, alemi ahiret tezahür eder. Dünya, mevki dünyanın vuku bulmasını anlattı. Mevki dünya olacak. Alemi şehadet ölecek. Koca alemin küçücük bir nüshası olan insan da böyle ölecek. Amellerimizin cehenneme layık olanları bir tarafa, hayatımızın, insaniyetimizin cennete layık olanları bir tarafa ayrılacak. Sekerat başlayacak. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ Sanki ayeti يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاِنْسَانُ غَيْرَ الْاِنْسَانُ gayral insan sekerata tabi tutuldu mu cisim gidecek bir tarafa, o kesif maddeler, manasız kelimeler bir tarafa, hayatımızdaki geçmiş o manasız ahiret meyvesi vermeyen tefekkürler, endişeler bir tarafa ayrılacak, molozlar bir tarafa ayrılacak, boş işler var ya, şöyle olmuş böyle olmuş, gördün mü? Biz onu zaten şöyle duvardı da yaptığımız dedikodular var ya, onlar hepsi moloz. Hani şuraya gitmiş, bu buraya gelmiş, şunun sayısı artmış. Kaç taneydi? Hep o molozlar bir tarafa yığılacak. Latif manalar, yaratılışın maksatları bir tarafta toplanıp cennet meyvesi versin. Ya mutlaka olacak. Dünya ölecek, insan ölecek, kainat ölecek, ölecek. Her tarafta var. Kanunu tekamüle tabi, dahil olan bütün eşyada bu hakikat, bu kanun, bütün değişen, gelişen eşyada hakim, şamil, istisna yok. Nefsin altına yoruluyor. Boş işlerle uğraşma. Boş işler. Dedikoduyu bırak. Kainatın dedikodusunu yapma. Eşyaların dedikodusunu yapma. Hadiselerin dedikodusunu yapma. Manasına bak. Gürültüyle uğraşma. Kelimelerin manasına bak. Cesedine bakma. Maşallah. Burası 29. sözün özü. 30. sözü de sanki hazırlık. Evet. Dikkat et. Katalizör var ya. Katalizör. Katalizör kimyevi reaksiyonla o molozla
cevherin arasını açıyor. İşte emeği o katran üzerine olacak. El o vazife yapıyor. Yanıyor. Fabrika yanıyor. Nereden bolozlar bir tarafa çıkıyor. Mamulat, kullanılacak mamulat esas maksat bir tarafa çıkıyor. Kainat insan da böyle makineyi çalıştırıyor. Kainat da makineyi çalıştırıyor. Çok güzel. Çok güzel. Alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. İnsan, bakın gördünüz değil mi? İnsan tefekkürüyle insaniyetini kullanarak koca kainatın bir kütle diye tarif edilen hainler, kitle diyor, kitle. Ya kitle diyor. Sen mektup yazmışsın, şiir yazmışsın. İnsaniyetinin tüm ince latif duygularını dile getirmişsin. Adama veriyorsun. Bakıyor diyor ki bunlar çizik yığını. Çizgi yığını diyor. Moloz. Cehennem ondan yaratılacak. Molozlar ne yapın? Neyi yaratın? Cehennem bundan yaratılacak. Ha, manasını okumuyor. Çizgilerin harflerin kelime, kelimelerin cümle, cümlelerin ana yüklü olduğunu görmeyen insan, insan hayatı moloz. Cehenneme odun olacak. Allah muhafaza. Kainatın gerçeği bu. İster kabul et, ister etme, ister gör, ister görme. Hılkatın gerçeği bu, hakikati bu. Bu kanun, kanun-ı tekamüle dahil olan bütün eşyaya şamildir. Biz de kanun-ı tekamüle dahiliz. Gözümüzü kapayın. Duymadık diye, bugün derse gelmeyenler bunu duymadım diye kurtuldu değil. Gelip de uyuyanlar. Neyse yine iyidir ruhla. Uyusa da ara sıra yanması ile böyle bir şey mesela var diye ruh bu ışık alıyor. Ya ne kadar insanın gafleti nasıl insaniyeti sanki ceset ruhun zararına kalınlaşır ya. Ceset ruhun zararına kanırlaşır veya ceset ruhun hesabına inceleşir. Dikkat etmemiz lazım. Manaya bakmamız lazım. İnsaniyetimizi manası için kullanmamız lazım. İrademizi o manayı tezahür ettirecek şekilde tercih etmemiz lazım. Kabuğa bütün gözümüzü, gönlümüzü, ruhumuzu kabuğa yönlendirmeyeceğiz, göndermeyeceğiz. Manaya İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Demek ki bir önceki ayet vardı ya, nasıl hiçbir sanki lafzı yok, hep manaymış gibi geldi bana. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ halkukum ve lâ ba'sukum illâ ke nefsin vâhide. Hep mana yüklü geldi. Şimdi de يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ ayeti bu manalar hepsini taşıyor. Ya, vahyi okumak, vahyi dinlemek ancak böyle mümkün. Vahyi böyle okumak.
lafzı için vahiy okuyanlar var ya, yevme tübettelul ardı, bu günler nedir falan. Şu gramer kurallar var. Şimdi çekirdek deyince aklımıza ne geliyor? Kabuğu geliyorsa, protein olan içindeki yağ tabakası var ya, yağ tabakası geliyorsa çekirdek onun için değildir. Çekirdek oktay hayatı içerisinde hayat düğümünü taşıması ve beslemesi taşıması içindir. İnsanın bedeni ruhu içindir. Kur'an'ın veya Kelamullah'ın lafzı da manası içindir. Lafız o manayı taşımak içindir. Lafızda boğulup kalınırsa, mana olmazsa, insan cesedinde boğulup kalır, ruhuna bakmazsa, çekirdeğin kabuğuna aşık olunur, içerisindeki filizin çıkacağı öze bakılmazsa, lütbe bakılmazsa, hayat moloz. Allah muhafaza etsin. Arkadaşlar, kendimizi kandırmayalım. Cehennem mahluktur. Yok, işte Allah'ın cenneti var. Cenneti var doğru da, cehennem yok. Hayatı moloz olarak geçirmek de var. Hayatı, insaniyeti cesede hizmet etmekten başka bir işe yaramaz hale getirmek de var. Yemek, içmek, yatmak ve kalkmaktan ibaret bir dünya yaşamak da var. Cehennemin malzemeleri molozlardan yapılacak. Taş. Bir şey yaramaz şeyler diyecek. Oraya gidecek. Yani sen çok güzel söyledin. Ene Risanesi'nin yazılma zamanı geldi. Okunma zamanı yaklaştı. Değil mi? Ene bu katalizör olarak bu vazifeyi yapacak. Moloz mu? Molozu bir tarafa. Özü, cevheri bir tarafa ayıracağım. Elmas bir tarafa ayıracağım. Değil mi? Ene o görevi yapacağım. İnsan o ene emanetini nasıl kullanması gerektiğini hazırlamış. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يا رب يوم تبدل الأرض غير الأرض mesajını bize göndermeseydin biz bu dünyanın kabuğuyla cesedimizin tanzimiyle hayatımızı geçirir giderdik. Dünyayı kömürler, molozlar üretmek üzere kullanır geçer giderdik. Bu ayet o demek. Ya. Elhamdülillah. İlla ma allemtena. İlla ma allemtena. Vahye şükretmek lazım. Elhamdülillahi ala nimetin Kur'an. Kur'an'ın lafzına boğup mahvetmiş. Mahvetmiş. Ya. Kıymeti bilinsin diye söylüyorum. Ben çok gençken böyle şeyler yapıyordum da açın bakın şükredelim diye söylüyorum. Yoksa yarışalım kötüsün diye değil. Açın bakın. Bir bunlardan yevme tübettelul ardu gayral aldı hiç dinlemeyenler var. Onlar şu üniversitelerin burada kütüphaneleri var ya çoğu kitaplarla. Bir de bunu ben dinliyorum diyenler var. Açın bakın.
Bu önemli, bu Allah'ın sözü diyenler var. Ne diyorlar? Bakın. Nasıl anladılar? يَمَّ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ قَيْرَ الْاَرْضُ. Bakın. Bir de şu anlayışa bak. Ne kadar büyük bir nimet içinde gark olduğumuzu bilin. Bu kitaplar, bu asrın, bu devrim, katar üzeri. Emin ol. Ya dinlersin, ya kaybedersin. Her asrın bir katalizörü var ya, bu asrın katalizörü. Ya tahammül edersin, ya tahammül edemez, kaçar, kulaklarını tıkarsın. İmtihanımız bu. Elhamdülillah. Lillahi Fatiha, Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Ali.